pazarlar değerli izleyiciler. Bugün Şeffaf Oda konsepti bir albüm, bir sergi. Kadınlar önce telaffuz edildiği için. Su Soleil ve Ahmet Güneştekin. Senin albümün ismi ne? Zamansız Aşk. Ben zamansız aşkı zamanlı gelmeden yapılmış aşk ya geç kalmış aşk olarak değil, zamanı olmayan aşk olarak yorumluyorum. Evet. Zamansız insanlar vardır. Mesela Ahmet Güneştekin'in de bütün yapıtları zamansız, her dönemde geçerliliğini koruyacak. Senin de bu şarkın dilerim ki öyle kalsın. Dilerim öyle, öyle olur, harika bir temenni. Hadi şarkıyla başlayalım. Şarkıyla başlayalım. Pazar sabahına. Tamam, harika. Bu Atatürk rengi gözlerinde. Oo, çok teşekkür ederim. Çok iyi, çok güzel bir iltifat. Aldığım en güzel iltifat gözlerim için. Zamansız aşk var mı sence? Ya dünde kalır ya sonrayı bulamaz bir bilmece. Neydi alan bizi bizden? Neydi aramızda olan biten? Unutamadım seni. Günlerimi koydu bir deli çukura bu halim. Söylesene, tek bir söz söyle bari. Ezildi, büzüldü, zaten çok üzüldü kalbim. Zamansız aşk var mı sence? Ya dünde kalır ya sonrayı bulamaz bir bilmece. Neydi alan bizi bizden? Neydi aramızda olan biten? Kuytumda buldum kendimi, bir de baktım yoksun. Aslında uzun zamandır, yeni değil, nefesim senden yoksun. Olmadı, bir türlü kafam almadı, düşlerimde kaybolup seni bulmaya çalıştığım gün dün gibi, bugün gibi, yarın gibi. Uyanık mıyım, uyuyor muyum? Delirmeye ramak bile kalmadı. Kaybettim kendimi çoktur, aramadım, mecalim olmadı. Bir çukurdayım, çarem yok, savaşmaya da hiç halim yok. Tek dileğim Tanrım'da şu seni de beni de bir daha yaksın. Anlasana, unutamadım seni. Günlerimi koydu bir deli çukura bu halim. Söylesene, tek bir söz söyle bari.
kalbim. Anlasana, unutamadım seni. Günlerimi koydu bir deli çukura bu halim. Söylesene, tek bir söz söyle bari. Çok üzüldü kalbim. Çok güzel. Bu da senin şarkın. Benim şarkım. Sözü bestesi, düzenlemesi de benim. Benim de böyle içime kelebekler uçuştu. Ya çok tatlı. Gerçekten. Beğenmenize çok sevindim. Çok da şıksın. Çok yani çok güzel bir denge, bir estetik değerler uzmanı olarak Ahmet sana da bak söylüyorum. Şimdi mesela saçlar çok frapan, çeşitli renkler falan. Sonra birden onu dengeleyen bir giysi. Evet, yorum. Tabii moda uzmanı değilim ama gayet güzel. Siyah çok sevdiğim için oldukça güzel. Saçta... bir şey, degrade var. Siyahtan beyaza kadar bir degrade var. Gayet başarılı. Bir de bu örgülerde senin tarzın var ya, evet. Sadece sana ait olan eline bir çeşit tarama tekniği. İpek halatı andıran, evet. Öyle bir tarama şekli var burada. Aslında bunları rengarenk taktığım bir modeli daha var. O Ahmet Bey'in renkli işlerine çok benziyor. Dün akşam bakarken fark ettim. Benzemiyor tabii, sizin sanatınızla ilgisi yok ama renkleri çok benziyor. Ben de rengarenk kullanımı çok seviyorum. Ahmet Bey'in stilini de çok beğeniyorum. Benim sanatım özgür bir alan olduğu için istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Öyle bir kibrim yok. Kibri yoktur. Egosu da yoktur. Ama yaptığı yapıtlarının egosu var. Nasıl var. Açıklıyorsun bunu? Yani şöyle, sanat eseri bence, gerçek sanat eseri sanatçının önüne geçmesi lazım. Çünkü yaşayacak olan odur. Ego sanatta olur, ego sanat yapıtında olur. Bir kişinin istediği kadar egolu olması, istediği kadar kendini farklı göstermesi, o geçici bir zamandır sadece. Zamanın popülitesiyle alakalıdır. Hatırlarsınız birçok sanatçımız oldukça dönemlerinde popüler oldular ve sonra silinip gittiler. Ama gerçek sanatçılar, gerçek yani daha doğrusu yapıt üretip ardında bırakanlar ölümsüzleşiyor. Bugün bizim kendi ülkemizin sanat tarihinde de çok örnekleri vardı. Dünya sanat tarihinde de örnekleri vardır. O açıdan bence saygı duyulacaksa sanat eserlerine duyulmalı. Ben bile kendi eserlerime büyük bir hayranlıkla, büyük bir saygıyla izliyorum. Aynı zamanda da onu yapan kişiyi ayırıyorum. Ben de ona saygı duyuyorum. İkisini ayırmayı çok öğrendim yıllar içinde. İkisini farklı yere koymayı öğrendim. Yani ben sonuçta sıradan bir insanım. Ama o eserleri üreten kişi, onları yaratan kişi saygı duyulması gerek. Ben de ona saygı duyuyorum, hayranlık duyuyorum. Biz de seni alkışlıyoruz. Sağ ol. Şurada mesela sanatın için yapılmış kitaplar, son sergileri sadece yurt dışındaki sergilerde. Sadece bu sene olanların bir kısmı bu da. Mesela bu Haydar Aliyev merkezinde yapıtının sergilenmesi bağlamında hazırlanmış bir kitap. Bunda şöyle dünyadaki önemli sanat eleştirmenlerinin derlenmiş yazıları var. Şimdi sayısını tabii bilemiyorum kaç dünyada kaç sanat eleştirmeni yazı yazdı. Bu Viyana'daki serginle ilgili. Bu Viyana Kunstforum Müzesi biliyorsun, evet. Dünyanın sayılı müzelerinden biridir. Yakın zamanda Alman orada bir eleştirmen yaptın. Onu yazdı. Bu müthiş bir şey. Evet, bu son İstanbul Hafıza Odası'nın kitabı. Evet. Şöyle. Bu da harika bir şey. Senin bütün renklerini burada... O bir eserden küçük minik bir detay. Evet, orada bir insan yüzü veya senin mitolojik kahramanlarından bir yüzü. O bölüme denk gelen Medusa olması lazım. Arka tarafında da Şahmaran var. Yani bir Mezopotamya miti, bir Yunan mitolojisi miti. Aslında ikisi aynı şeydir.
bir eserde buluştular. Bu Cennet'in Arka Bahçesi serisinin bir parçasında buluştu. Ben genelde biliyorsunuz mitleri buluştururum. Çünkü kaynakları aslında bilinmez ve muhtemelen tek kaynaktan çıkıp her kültür kendine mal ediyor. Dikkat ederseniz yıllardır biliyorsunuz Yunan mitolojisiyle Mezopotamya mitolojisinin yani Anadolu kültüründen birçok şeyin aslında aynı şeyler olduğunu iddia ediyorum. Ve zaman içinde yavaş yavaş birçok sanat tarihçisi bunu kabul etmeye başladı. Bunlardan bir tanesidir o. Zaten Anadolu efsanelerini en iyi inceleyenlerden biridir. Ve yapıtları da onlardan esinlenmiştir. Ama oralara daha henüz girmeden son sergisi hemen hemen 8-9 yıl aradan sonra ilk büyük sergisi 4000-5000 metrekarelik Plevneli Sanat Galerisi'nde Hafıza Odası son 100 yılı civarındaki Türkiye'deki anıları, acı tatlı anıları bir araya getiren. Ama orada enteresan, güzel bir şey var. Rengarenk, Ahmet Güneştekin renkleriyle porselen balıklar var, büyük küçük. Balıklarla o acı olayların arasındaki ilişkiler derken, Ahmet Güneştekin'in yorumu, insanlık balık hafızalıdır, kolay unutur. Balık hafızalığı referans gösteriyor. Bir de sır küpleri var, iki tane. Biri nedir? Cennetle gene ilgili. Evet. Sır küpleri tabii büyük bir seri aslında, büyük bir şey. Bir enselasyon mantığıyla yerleşti. Küpler benim için anne karnıdır ve aynı zamanda da finalinde de kabirdir. Küp dediğimiz şey aslında odur. Yani bir anne karnı gibidir. Formu odur. Birçok kültürde de küp biliyorsunuz büyük amforalar olarak, mezar olarak da yorumlanmış. Yani insanoğlu tekrar geri dirileceğini düşünüp anne karnına geri dönmek istiyor. O form ve o mantık aslında onun üzerine kurulu. Tabii orada aslında üst katta cenneti görüyorsunuz, alt katta cehennemi yaşıyorsunuz. Yani hafıza küpü ülkenin 100 yıllık hafızasını ve 100 yıllık karanlık günahlarını aslında bize hatırlatıyor. Bir anlamda da ne kadar balık hafızalı bir toplum olduğumuzun da böyle bayağı şey gibi, bir kamçı gibi suratımıza vuruyor. O açıdan birbirini çok sorgulayan aslında bir sergi. Birçok kültürü kabul etmemişiz, dili kabul etmemişiz. Birçok rengi kabul etmemişiz. Oysa bir mezarlıkta kolay kolay bir araya gelmeyecek inançlar ya da etnik kimlikler oradaki çürüme enselasyonu için hepsi bir araya gelmiş. Yani Yaşar Kemal'in Anadolu bin bir renkli bir kültür bahçesidir. Bir rengi koparırsak bütün doğayı, bütün insanlığı yok ederiz mantığıyla bir aslında o kadar güzel bir paralellik kuruyor ki. Çünkü ölüm bir coğrafyaya ait değil. Ölüm bütün insanlığın en büyük ayıbıdır. Özellikle insan kayıpları, insanları katletmek, zulmetmek bizim en büyük kaybımız, en büyük aslında günahımızdır. İnsan hayatı. Çünkü zaten insan hayatı kısadır. Zaten sabretmeyi bilirsek insan zaten ölüp gidecek. Ama o insanları yaşarken sırf düşüncelerinden dolayı eziyet ettiğiniz zaman işte onlar karanlık günahlar olarak belge olarak biz sanatçılara ilham veriyor ve biz onları belge olarak sonraki evet. kuşaklara aktarıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı da geldi sergiye. Bütün bunları izah etti Ahmet Güneştekin ona. Ben çok etkilendim. Kültür Bakanı da aynı etkilendiğini söyledi. Maalesef çok alışkın olmadığımız bir şey. Önemli sanat olaylarında kültür bakanlarının, kültür adamlarının devlet adına ziyaret etmeleri aslında olması gereken şeylerdir. Yani Mehmet Bey de incelik gösterdi ve bu önemli sanat olayına tanıklık etti. Biliyorsunuz ben 8-9 senede Türkiye'de hiçbir programım evet. yok. Antrepo'da yapmıştım. En son 2012'de evet. Antrepo'da eski İstanbul Bienali'nin yapıldığı binada evet. tamamında bir sergi yapılmıştı. O dönem sergiyi Murat Plevneli organize etmişti. Ve Murat'tan yine bir fikir oldu. Murat dedi ki ya 8 yıl oldu Türkiye'de sergi yapmadın. Hadi gel dedi. Bizim şeydeki Mecidiyeköy'deki eski fabrikada yine aynı büyüklükte bir geri dönüş yapalım. Ne dersin dedi.
Vallahi dedim iyi fikir dedim. Ben de dedim Türkiye'yi özlemiştim. Yani hep Avrupa'da, Amerika'da, Orta Doğu'da bir sürü yerde sergiler, müze şeyler, programlar. Fakat de öyle bir şey hazırlayalım ki özellikle bir teması olsun ve o şekilde buluşsun. O zaman dedim işte o 8 yıllık olası şeyi dedim bir hafıza şeyiyle, başlığıyla buluşturalım. Fakat 8 yıl arayı değil de bırak da ben kendi yaşadığım dönemde yaşadıklarım, okuduklarım, anladıklarım, beni etkileyen olaylar ama onunla birlikte de ülkenin bir asırlık hafızasını bir de şey edelim, evet, bu projenin içine alalım. Muazzam hazırlandı, çok gerçekten iyi hazırlanmış bir sergi ve bir fuar büyüklüğünde bir alan ve inanılmaz bir insan kalabalığı. Normalde ben çok sergilere tekrar gitmeyi sevmiyorum fakat insanlardan tabii o kadar ilgi ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden bu sergi için insanlar gelince ben de günün belli saatlerinde onlarla buluşmaya gidiyorum. 26 Ocak'a kadar da açık. Evet, pazartesi günleri hariç haftanın bütün günleri 10 ile 18 arası ücretsiz gezilebilir. Belli zamanlarda orada olacağım ve orada olacağım saatleri de sosyal medya hesaplarından duyuruyorum zaten. Herkesi bekliyoruz. Evet. Türkiye'nin tabloları en büyük değerleri kazanan yurt dışında önde gelen ressamlarından Ahmet Güneştekin. Mesela Marlboro dünyanın en büyük galerilerinden biri, birkaç büyük şehirde var dünyanın bir yeri. Onun da daimi sanatçısı oldu sonunda. Yani ne demek oluyor bu daimi sanatçı? Marlboro'da sadece bir sergi açıp kapatmıyor. Devamlı orada eseri bulunuyor. Bittikçe, satıldıkça yeniden gönderiyor. Evet. Sonra bir enteresan anım daha var. O çünkü kendisini anlatmayı pek sevmediği için onu söylüyorum. Bu galerilerden birinde, sanıyorum New York'takindeydi. Serginin açıldığı gün her tablonun altı kırmızı noktaydı. Yani hepsi satılmıştı o gün. Gurur duydum. Duyulmayacak gibi değil ki ama. Ben ona bakarken gene de hep güzel şeylerde olduğu gibi Atatürk'ü hep hatırlıyorum. Yani bir bakıyorsunuz Nobel ödülünü alan gene Sancar Profesör nereden? O bölgelerden ve Atatürk'ün eğitim politikaları, eğitime verdiği önem, baş öğretmenliği ve her defasında Atatürk'e her zaman teşekkür ediyorum. Senin gözlerin de onun için bakınca yine Atatürk rengi dedim. Atatürk'ün sevdiği drama Köprüsü. Hemen. Thank you.
programda çok dramatürkleri söyledi ama bu en iyi icra edilenlerden biriydi diyelim bilirim. Hakikaten çok güzel icra ettin. Tebrik ederim. Tabii benim çok sevdiğim bir türkü. Farklı yorumlandığı zaman gerçekten etkiliyor beni. Şimdi Türkiye'de şöyle bir kibir var. Geleneksel sanat diye bir şey vardır. Türküler için de aynı şey söylenir. Sanat müziği içinde, türküler içinde, şarkılar içinde aynı maalesef bir kalıp oluşturuyorlar. Ve bazı eski müzik adamları ısrarla bu konuda geleneğin bozulmaması gerekir. Oysa gelenek kendi içinde zaten şöyle tanımlıyor. Gelenek. Yani yeni kuşak sanatçıları sonraki kuşaklara eskileri sevdirmek için mutlaka yorum katmaları gerekir. Zamana uydurmaları gerekir. Yani zamanla eklektik, paralel olması eklektik lazım. Eklektik bir yorum yaptın. Gelenek, evet. Gelenek. Aslında gelenek şeyi kendi içinde zaten tanımlıyor. Diyor ki benim 200 yıl önce, 100 yıl önce, 300 yıl önce yaptığım şeyi tekrar etme diyor. Kendi zamanına uydur. Gelenek. Ek yap. Ek. Ekle. Yani şu anda... Suyun da şey yaptığı, farklı bir yorumdu. Türküyü çok iyi bildiğim için ve çok sevdiğim bir türkü. Çok iyi yorumladı. Yani zamana uygun ve özgün. Kendisine has bir performansla yorumladı. O açıdan bence arada bir türküler de bugünkü zamana taşısın. Hem o şekilde yeni kuşak o türküleri sever. Hem de kendi açısından da o zenginliği kendi... sanatıyla buluşturur ve daha da zenginleşir. Bence devam et. Mükemmel. Zaten bu türküleri yapmaya başlamamın yegane sebeplerinden biri de burada. Özellikle anonim türkülere çok büyük sevgim, saygım var. Hani teknolojinin olmadığı o dönemlerden kulaktan kulağa sırf sevildiği için, benimsendiği için yüzyıllar boyunca günümüze gelmiş türküler var. Bu drama köprüsü de yaklaşık 100 yıllık, 100 senelik bir türkü. Dedenle iyi de bir araba. Dedem evet. Drama köprüsünü... Drama Köprüsü'nü rahmetli dedem Hasan Sole için seslendirdim. Yeniden düzenlemesini o yüzden yaptık. En sevdiği türkülerden biriydi. Kendisi de Devreli. Devreli Hasan. Türkiye'deki Devreli Hasan değil tabii. O ondan yaklaşık sanırım bir 30-40 yıl önce, belki 50 yıl önce yaşamış bir Hasan ama dedem de Devreli ve ismi Hasan. Ne zaman da bu türkü çalınsa mutlaka eşlik edermiş, kalkar, dans edermiş, oynarmış. Onun anısına yaptım bu türküyü. Babam, bütün amcalarım, halam, herkes, bütün o taraftan tüm ailem çok mutlu oldular. Ben de çok mutlu oldum gerçekten. Hayattayken de ona söylemek isterdim. Ne güzel. Ya. İnsanların anıları çok önemli. Şimdi mesela Ahmet Güneştekin Batman'da bir işçi kampüsünde doğdu. Ama işçi kampüsüne nasıl geldiğine dair... Bir öyküsü var ki hikaye kısaca anlatır mısın? Evet, babam gençliğinde biliyorsunuz doğuda aileler ya toprak ağalarına ırgatlık yaparlar ya da kendi başlarına kaçakçılık yaparlar. Kaçakçılık dediğim şey yani işte silah falan değil. Kumaş, işte kına, çay bu tarz şeyler. Ya da sınır petrol bölgelerinin olduğu Suriye'den, işte Irak'tan akaryakıt katır sırtlarında Uludere'de ölen 34 tane insan yaptığı gibi. Yani o tarz şeyler yapan aileler. Babam da Kamışlı, Suriye'nin Kamışlı sınırında kuzenleriyle birlikte katır sırtında kaçakçılık yapardılar, mayın tarlasından geçerdiler. Yine böyle bir zamanda görev verilen bir komutan pusu kuruyor ve pusu da birbirlerine denk geliyorlar ve çatışmaya başlıyorlar. Fakat şöyle bir çatışma oluyor, iki tarafta birbirini vurmuyor. Birbirine taciz ateşi şey ediyor ve oradan komutan sesleniyor. Diyor ki Osman diyor sen misin diyor. Çünkü o bölgenin en iyi kaçakçı grubu onlarmış. Babamlar işte amcaların onun işte kuzenleri. Evet diyor komutan diyor benim. Birbirini tabii tanımıyorlar ama ismen biliyor. Yani herkes o bölgede kaç grup kaçakçı var iyi bilinir o. Ya diyor Osman diyor ben diyor seni çok merak ediyorum. 3-4 defa diyor seninle diyor şey yaptık diyor çatıştık ama diyor. Bir centilmenlik savaşı gibi oldu. Kimse kimseye zarar vermedi. Bana güvenir misin? Seninle sohbet etmek istiyorum. Ortada buluşalım mı diyor.
Babam da silahını bırakıp ayağa kalkıyor. O kalkınca komutan da ayağa kalkıyor. İki tarafta teyakkuzu da ortada. Çünkü aralarında aşağı yukarı uzun namlularla çatıştıkları için bir 300 metre, 200 metre belki herhalde mesafe var aralarında. Tam bilmiyorum ama. Ortada buluşuyorlar. Tokalaşıyorlar. Sonra çöküyorlar yere. Bağdaş kuruyor babam. Biz işte 9 kardeşiz diyor. Ve diyor ailenin hemen hemen çoğu bu işle uğraşıyor. Peki diyor, yani bunun sonu yok diyor. Yani neden bir devlet kurumunda çalışmıyorsun? İşte diyor, anlatıyor ona. Devlet imkanlarını anlatıyor. İşte çocukların büyüdüğünde eğitim almaları gerektiğini anlatıyor. Diyor ki benim diyor Batman diye bir yer var diyor. Orada diyor petrol çıktı Raman kampında. İşte 1950'lerden söz ediyoruz. Abim diyor oraya diyor müdür oldu diyor. Ben ona söylersem diyor orada çalışmaya başlayabilirsin sen ve kardeşlerin. İmkanları anlatıyor işte sigortanız olacak, çocukların okul okuyacak, şöyle olacak deyip komutanın o sohbeti ona çok samimi geliyor. İsmini alıyor, işte adresini alıyor ve tokalaşıp ayrılıyorlar. Çünkü bir hafta sonra başvurusunu yapıyor ve... Bir amcan da baban. Evet, ikisi çalışmaya başlıyorlar. Sonra Garzan Kampı diye bir kamp var. Petrol işçilerinin, yani petrolün çıktığı kamplardan bir tanesi, bir dağ orası. Orada bir yerleşim yeri, prefabrik bir yerleşim yeri kuruluyor. Tabii yıllar sonra bu, babam çalışmaya başladıktan artık ben 66 doğumlu olduğuma göre o işte 50'li yıllarda giriyor. Ve ben annem bana hamileyken orada dünyaya geliyorum. O işçi kampında. Hatta orada bir köy ebesi doğurtuyor ve şöyle diyor. Diyor dağ başında doğduğu için bu adam diyor kaşif olur diyor, çok gezecek diyor. Ve gerçekten sonraki yıllarda biliyorsun bütün Anadolu'yu karış karış gezdim. Halen geziyorum. Halen dünyanın her tarafını gezen biriyim. Türkiye'nin tamamını gezdim. Böyle bir kehanette de bulunuyor. Resme de gene başladığı tarih, gene Batman'da öğrenciyken, o da güzel bir hikayedir. Ama biz şimdi tekrar sana dönelim. Sen böyle müzisyen bir aile diyelim, müzik yapan. Müzikle ilgilenen, evet biz evde müzik yapan. Ve orada enstrümanlar falan da çalmayı öğreniyorsun. Neler çalıyorsun? Evet, ben virtüöz değilim tabii arkadaşlarım gibi ama eşlik edebileceğim gitar çalıyorum, piyano, aquadram, sansula, perküsif enstrümanlar çalıyorum, kahon çalıyorum. Daha çok eşlik için kullanıyorum diyebiliriz. Solistliğim yok enstrümanlarda ama. Ve sonra İstanbul'a geliyorsun. Evet, şöyle gelişti aslında. 2005 senesinde mezun oldum ODTÜ'den. Okul öncesi eğitim öğretmenliği okudum. Çok severek okudum. O çok iyi. Konservatuar sınavlarına girdim İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın. Hep yapmak istediğim şeyi üniversite bittikten sonra ancak yapabildim. Ve müzikal tiyatro oyunculuğu okumaya başladım buraya gelip. Çok zor günlerim de oldu ama İstanbul Gelişim Orkestrası ile çalışmaya başlamam böyle ufak ufak o kapıyı bana açtı. Ondan sonra da biraz çorap söküğü gibi açıkçası arkası geldi. İstanbul Gelişim Orkestrası'nda Atilla abi Serken çalışmıştım rahmetli. Atilla abi, Garo abi, Garo Mafyan, Uğur Başar'la birlikte çalıştım. Neco zaman zaman bize eşlik ediyordu, desteğe geliyordu. Sonrasında Ajda Pekkan'la çalıştım 3 sene. Ajda Hanım'la da tabii ki geri çok vokal. Görkemli işler yaptık. Evet, geri vokal yaptım. Çok nadiren konserlerinde sahnesini benimle de paylaşıyordu, bırakıyordu. Daha sonrasında Yalın'la çalıştım 2,5-3 sene kadar. Orada da geri vokal yaptım. Bir gün beni Teoman aradı. Teoman da Türkiye'de hani vokal yapsam artık şu 3-4 kişiye yaparım dediğim isimlerden biriydi ve reddedemedim. Tekrar Teoman'a başladım. Yine kendi solo perform kariyerim devam ederken bir 3 sene yine Teoman'la çalıştım. Orada tabii bir çıtır daha havalı işler var. İşte düetlerimiz vardı. Şebnem'le yaptığı, işte herkesle yaptığı ufak ufak. Onlar da çok iyi geldi bana. Her biri kendi içinde apayrı karakterde projeler ve bambaşka dünyalar ve bambaşka müzik stilleri. Müthişti. Ben hepsiyle çalıştığım için çok mutluyum gerçekten. Çok 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 büyük deneyimler edindim. Şu anda da kendi kariyerime yön verirken hepsi mutlaka... Hepsi kendi çapında bir fırtına. Tabii. Bir tufan. Hep bir tufan mı yoksa? Valla da hep bir tufan, okey. Hadi.
Ekip arkadaşlarımı da tanıtayım. Bugün buraya beraber geldik. Harika versiyonları birlikte hazırladık. Davulda Volkan Asyalı. Bas gitarda Ahmet Demirkol. Elektrik gitarda Batu Akalın. Klavyelerde Bünya Serek ve Tonmeister'imiz bugün kaydımızı da alıyor. Uğur Yelkenci. O benim dünyam. Seve seve. Hero, I'm holding up for a hero.
till the end of the night. It's gotta be sure, and it's gotta be soon, and it's gotta be fresh from the fight. I need a hero, I'm holding up for a hero till the morning light. It's gotta be sure, and it's gotta be soon, and it's gotta be larger than life, larger than life. There's someone reaching back for me, raising on the thunder and the rising with the heat. It's gonna take a superman to sweep me off my feet. Hey, I need a hero, I'm holding up for a hero till the end of the night. He's gotta be sure, and he's gotta, and it's gotta be fresh from the fight. I need a hero, I'm holding up for a hero till the morning light. He's gotta be sure, and it's gotta be soon, and it's gotta be larger than life, larger than life. Açsa o gücüme güç katar, katar. Bir sözüyle, bir öpüşüyle canıma can katar, katar. Ne zaman şimşek olsa ondan ödüm kopar. Bakışında, nazarında o an kanım donar. Hey! O benim dünya. Değerli izleyiciler, bir Şeffaf Oda'nın daha sonra geldik. Sanatçı arkadaşlarımız Suso Rey, Ahmet Güneştekin, çalışma arkadaşlarım ve ben size çok iyi bir pazar ve hafta diliyoruz. Gelecek hafta pazar günü gene Şeffaf Oda'da gene değerli sanatçılarla müzikli, keyifli sohbetimizde tekrar birlikte olmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.